Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife Mobilya ile dizi keyfi başlıyor. Haldun Bey. Sen yaptın la bunu. Ne yapmışım ben? Niye vuruyorsunuz bana? Geberteceğim lan seni. Tamam. Gebert. Sana el kaldırmam. Ama söyle niye? Senin yüzünden çöktü o bina. Senin yüzünden. Niye benim yüzümden çöksün ya? Kolonlar... Senin inşaattan çaldığın malzeme yüzünden çöktü o inşaat. Beni kandırdın. Herkesi kandırdın. Yok. Yalan, hayır. Yalansa bu da mı yalan ha? Çaldığın paralar da mı yalan? Al kendi gözlerine bak. Yalan bunlar. İftira, yalan. Halil Usta senin yüzünden yatalak oldu. Senin yüzünden. Nasıl? Halil'im senin yüzünden mi yatalak oldu yani? Hayır. Hayır abla, ben yapmadım yalan. Sen bu kötülüğü nasıl yapabildin ona ya? O seni evladı gibi severken nasıl yapabildin bu hainliği ona? Abla ben yapmadım, hainlik etmedim. Tır senin suratına. Yazıklar olsun sana. Lan, lan. Yusuf. Sen ne yaptın lan babam? Nasıl yaptın? Yusuf. Nasıl yaptın lan? Dur lan. Ne yaptın? Dur. Oğlum yapma. Dur lan. Yapma. Dur lan. Dur. Dur. Ne yaptın babama? Yusuf. Yusuf dur. Gerek yok. Ben bakarım. Sen kimsin? Kusura bakmayın efendim. İşinize bakın. Değdi mi la? Üç kuruş için değdi mi ha? Haldun Bey. Hanımla çocuğu odaya çıkartın. Ben gerekli araştırmayı yapacağım. Hadi. Haldun Bey, ben bir şey çalmadım. O inşaat en sağlam binaydı. Yalan hepsi. Yemin ediyorum yalan. Bir değil, 10 bina yıkılsa umurumda değil. Ama sen beni yıktın. Beni yıktın lan sen. Hıyanet lan bu yap. Yılan gibi soktun la Ayaz beni. Yılan gibi. Haldun Bey. Haldun Bey. Ben bir şey yapmadım. Gel benimle. Halil'im felç oldu Haldun Bey. Yatalak oldu Halil'im. Ölmekten beter oldu. Tamam Mesut. Tamam hadi. Hadi oğlum. Hadi. Ya çıldıracağım. Böyle bir şey nasıl olur ya? Nasıl bir iftira bu? Ben gittiğimde kolonlar kesilmişti. Halil Usta gösterdi bana.
Eksik malzemeyle alakası yok durumun. Ya bu banka dekontları? Benim böyle bir şahsi bir hesabım yok ki, sahtedir onlar. Pek sahteye benzemiyor bunlar Ayaz. Çok ciddi paralar yatırılmış. Buna göre senin adına olan hesapta çok önemli bir servet var. İmkansız bu. Benim hesabım yok. Nasıl olur ya? Nasıl? Savaş. Ayaz dur, Ayaz! Bırak gitsin Gül. Ya kötü bir şey olursa? Umurumda bile değil Gül. Ciddi misin sen? Evet. Kurşun sıksam Haldun'da Ayaz'ın canı bu kadar yanmazdı. Allah bana bırakmadı. Masumların intikamını alıyor onlardan. Boşver. Bırak gitsin. Hadi Tarık. Hadi Tarık, biraz cesaret. Biraz cesaret yapacaksın sen. Vallahi peçelenin dediğini yapmazsam gebertir seni. Borcunu başka türlü ödeyebilirsin. Nasıl yani? Para vermeden mi? Vermeden. Hadi Tarık. Hadi ya. 2 dakika bile sürmez oğlum. Hem yakalansam ne olacak ki? Ben Tarık Şengül. Babam gebertir beni ya. Nereden girdim ben bu işe? Hadi Tarık. 1, 2, 3. Savaş! Ne oluyor ya? Savaş! Savaş! Okulu deviraldığımızda sen orada da benim yardımcım olacaksın. Aa, okulda da mı tabak kurulayacağız? Yok yok. Gerekirse kurulayacağız tabii. Ne de olsa bizim okulumuz. Ben bu işi çok sevdim. Ay öğretmenim, vallahi isteyerek olmadı. Elimden kaydı. Ağlamana gerek yok ki bir tanem. Kırılacağı varmış demek ki. Senin canın sağ olsun. Sen üzülme yeter ki. Al şimdi bu tabağı ve at yere. Hadi kıralım bunu da. Öğretmenim. Kır bebeğim, bir şey olmaz. Ne olacak? Hadi at at. Evet işte böyle. Nergis abla, hoş geldin. Kusura bakma, duymadık. Ezgi ile biraz stres atıyorduk da. Sıdıka bacanın kocası Halil abi. İnşaatın altına kalmış hoca hanım. Ne? Savaş neredesin? Nerede o Savaş? Savaş Bey odasında yok. Söyle nerede? Canan Hanım odasında. Ayaz Bey lütfen. Ayaz Bey. Ne oluyor ya? Ayaz. Biliyorum. Biliyorum, o inşaat senin yüzünden yıkıldı. Kalk ayağa, hesabını ver. O inşaat senin yüzünden yıkıldı. Kalk ayağa. Ayaz dur. Kendine gel. Karışma sen. Bırak canım, bırak. Ayaz efendi yalanlarını sıralasın bakalım. Yalancı sensin adi herif. Ayaz dur. Yapma. Çekil aradan Canan. Bu herif yüzünden Halil Usta ömür boyu komada yatacak. Onu yaşayan bir ölü yaptı adi herif. Uydur uydur. Güzel hikaye yazıyorsun Ayaz efendi. Sen televizyonlara senaryo yazsana. Para kazanırsın. Hiç değilse hırsızlık yapmak zorunda da kalmazsın ha. Hayvan herif. Ayaz dur. Canan. Bana karşı bu herifi mi savunuyorsun sen ha? Evet. Evet, bunu savunuyorum. Çıldırmışsın sen.
evden. Çık dışarı, çık! Güle güle Ayaz Efendi. Güle güle. Hemen hastaneye gitmem lazım Ezgi'cim. Sibel ablam burada seninle kalacak, tamam mı? Gitme, ne olur. Ama gitmem lazım bir tanem. Böyle zor zamanlarda komşularımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım. Sıdık ablanın bana çok ihtiyacı var. Ama benim de var öğretmenim. Bak, ben geleceğim hemen. Sibel ablanla sen burada oturur konuşursunuz, oyun oynarsınız, tamam mı? Değil mi Sibel? Tabii. Hem ben bir sürü oyun biliyorum. Birlikte oynarız. Ya gördün mü? Ben şimdi gideceğim ve hemen geleceğim. Zaman şıp diye akıp geçecek. Söz mü? Söz, beyaz öğretmen sözü. Peki, tamam o zaman. Arık. Oh. Baba. Ne yapıyor lan sen? Ne işin var lan burada? Ben Baba ben buraya çikolata koymuştum. Sen mi yedin? Vallahi yersin şimdi şapla. Biz ne diyor, senin derdin ne lan? Ama baba benim çikolata krizim tuttu. Yemem lazım o çikolatayı. Darı mısın lan sen? Lan inşaat çökmüş. Altında adam kalmış. Sen çikolata diyorsun. Vallahi geberdirim seni ha. Aynı anasına çekti la. Savaş, ne oldu la, kafa falan mı etti? Ayaz odamı bastı. Kendi pisliğini örtbas edebilmek için bana saldırdı. Canan olmasaydı beni öldürecekti. Ne? Nasıl ya, nasıl yapar bunu? O Ayaz, o inşaatı nasıl yıktıysa, o paraları zimmetine nasıl geçirdiyse öyle yaptı işte. Bir de utanmadan bana suç attı. Hala koruyacak mısınız onu, ha? Nasıl yani? Hala kovmayacak mısınız yani? Kovmak mı? Bakın Haldun Bey, Ayaz bu şirketi batıracak. Bu adam sizin ailenizin içine girmiş bir yılan. Bu adam pek yakında hepimizi çökertecek. Alçağın, pisliğin teki o. Özür dilerim efendim ama aşağıda bir gazeteci var. Nereden çıktı la bu şimdi? Felaketi duymuş. Haber yapmak istiyorum. Sizinle görüşmek istiyor. İşte şimdi bittik. Defet la defet. Bul bir yalan, yolla gitsin. Ondan uğraşamam şimdi. Hadi. Peki efendim. Ne yapacağız la? Bunun devamı gelecektir. Onu hemen işten kovmalısınız. Aksi takdirde de onunla işbirliği yapıp kendi şirketinizi soymakla suçlarlar. Bu işin sonu hileli iflasa kadar gidecek. Maalesef Haldun Bey birim başkanlarıyla toplantı halinde ve bütün gün sürecek. Sadece 2 dakika hanımefendi. 2 saniye bile vakti yok. Kusura bakmayın. Haldun Bey'le mutlaka görüşmem lazım. Bu mesele benim için çok önemli. Ben burada beklerim toplantıdan çıkana kadar. Lütfen. Üzgünüm. Ahmet Bey lütfen gelir misiniz? Buyurun Serpil Hanım. Beyefendi lütfen çıkışta yardımcı olur musunuz? Beyefendi lütfen şöyle buyurun. Çıkış bu tarafta. Benim adıma bu sahte hesabı kim açtıysa söyleyeceksin. Yoksa bunun için hesabını mahkemede verirsin. Burada bir yanlışlık yok beyefendi. Ben yanlışlık var demiyorum. Benim bu bankada böyle bir hesabım yok diyorum. Ama bakın beyefendi. Asıl sen bana bak. Bu işin içinde misin değil misin bilmiyorum. Ama gerçek ortaya çıkacak.
ve gerçek ortaya çıktığında bu işin içindeysen sana hayatını zindan ederim. Tezgah mezgah yok beyefendi. Bir dakika. Bakın beyefendi, hesap açılması için dilekçeniz var burada. Altın dara imzanız var. Bu imza sizin değil mi? Nasıl olur ya? Ayaz, oğlum kalk hadi, bak şunları imzalaman gerekiyormuş. Şirketten gönderdiler. Ne oldu ya? Acilmiş işte, bunları hemen imzalaman gerekiyormuş. Tamam, sonra imzalarım. Ama yok yok, bak Haldun bekliyor. Hadi hemen imzalayıver oğlum. Bak şuraya da. Tamam, bir de şurayı imzalayacağım. Aferin, hadi sen şimdi yatıyor. Hadi oğlum, iyi uykular. Adiler. Erlikan, kendini vurma olayını çok beğenmiş. Kutlarım. Çok başarılı bir operasyon. Rica ederim. İşimiz bu. Dikkat et. İşin olmayan alanlarda başın belaya girmesin. Ne gibi? Candan inşaatın çöken binası gibi. O holdingin senin para kaynağın olduğunu biliyoruz. Bunu bazıları da biliyor. Özellikle bir muhabir. Muhabir mi? Evet, muhabir. Sanıyorum farkında olmadan bir açık vermiş olmalısın. Haldun yine çenesini tutamadı anlaşılan. Orasını bilmem. Ama muhabir haber peşinde. Yıkılan inşaatla ilgili bir sürü soru soruyor. Öyle parayla satın alınacak bir tipte değil. Var mı daha böyleleri? Maalesef. Çok az da olsa bazıları gerçekliği olmayan tuhaf bir dünyada yaşıyor. Anlaması zor. Ama var böyleli. Vay be. Ama her an yok olabilirler de değil mi? Senin uzmanlık alanına giriyorsan. Evet. Bu işin en sevdiğim kısmı zaten. Temizlik kısmı. Hallederiz. Geldim. Allah Allah. Dur geldim. Ne oluyor? Hayırdır? Hay bismillah. Bunu nasıl söylersin baba? Ayaz öyle bir şey yapmaz. Asla. Ayaz senin için canını ortaya koydu. Bu şirketi batmaktan kurtardı. Unuttun mu? Canan kızım, biliyorum ama... Aması ne? Başka şeyler var kızım. Ne var, ne olabilir ki? Ayaz'ı tanımıyor musun? Ayaz'ın senin için yaptıklarını nasıl unutursun? Ayaz? Oğlum niye öyle bakıyorsun bana? Ne bu? Ne bu, ne? Söyle bana, ne bu? Aman ne bileyim ben, kağıt işte. Yalan söyleme. Bal gibi biliyorsun. Bir sabah beni uyandırıp imzalattığın kağıtların kopyası. Beni tuzağa düşürmek için imzalattığın kağıtlar. Ay saçmalama Ayaz oğlum. Ne tuzağı, ne düşürmesi canım oğlum öyle şey. Savaş'la birlikte tezgah kurdunuz bana. Benden niye bu kadar nefret ettin ya? Ha? Ne kötülük ettim ben sana? Ne yaptım ben sana? Söyle niye? Ayaz bak, lafını bil de konuş. İftira etme bana. İftira eden ben değilim, sensin. Sen, Savaş, o bankacı herif. Nasıl bu kadar adice bir plan yapabildiniz ya? Niye ya? Niye? Niye? Yeter be! Niye? 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 Bilmiyor musun niye? Senden nefret ediyorum. Evime geldin, düzenimi bozdun. Haldun oğlunu unuttu senin yüzünden. Bir günden bir güne sana davrandığı kadar iyi davranmadı. Öz oğluna, farkında mısın sen?
Yılan gibi girdin aramıza. Huzurumuzu çaldın sen bizim. Yalanla, yapmacık, özverili tavırlarınla kocamı kandırdın. Kızımı kandırdın. Yağlı kapı buldun, sinek gibi yapıştın. Daha sayayım mı? Bunun için plan yaptın savaşla. Ha? Evet, bunun için savaşla plan yaptım. Çok da iyi yaptım. Canan'la evlenip bu servetin üstüne konmana izin mi verecektim bana? Oğlumun hakkını yemene izin mi verecektim? Dağdan geldin, bağdakini kovmaya kalktın. Sen kendin kaşındın. Çok iyi yaptım. Az bile yaptım. Eden bulur. Eden bulur İpek Hanım. Yanınıza kalmayacak bu. Göreceksiniz. Hepinizi göreceksiniz. Gerçek ortaya çıktığında sen de o alçak savaşta kaçacak delik arayacaksınız. Elinden geleni ardına koyma. Umuz. Hadi şimdi defol git elimden. Arsız besleme. Defol. Ettiğin lafa mı inanayım, gördüklerime mi? Al işte. Hepsi burada. Bilgisi, belgesi hepsi bu. Ama yok. Ya gördüğümde ben de böyle oldum. İnanamadım. Ama işte hepsi bu. Artık ne olduysa, oğlanın içine ne girdiyse aklımı oynatacak gibi oldum. Canan benim için de kolay değil. Yok. Bunlar gerçek olsa bile inanmam. Bir şey vardır. Biri bir şey yapmıştır. Kim? Mesela Savaş. Savaş Ayaz'dan nefret ediyor. Sen de biliyorsun. Kesin bir entrika çeviriyor. Nasıl yani? Ne çevirebilir ki? Savaş, Kılıç Dağhan'ın oğlu baba. Kılıç Dağhan'ı en çok, en iyi sen tanıyorsun. Efendim. Ay Haldun, başıma neler geldi bir bilsen. Ne oldu İpek? Ay ne olacak? O Ayaz denen oğlan evi bastı. Bana saldırdı. Ne? Ne zaman? Nasıl? Ay ne yapsın işte. Hakaretler etti, küfürler etti, tehditler savurdu. Hatta... Hatta ne İpek? Hatta bana vurdu. Ben senden bir fiske bile yememişken eve besleme diye aldığın oğlan bana bildiğin dayak attı ya. O şirketi başınıza yıkacağım diye tehditler savurdu. Ben çok korktum Haldun. Geberteceğim lan onu. Nasıl yapar lan? Nasıl saldırır benim garba? Baba ne oldu? Ayaz. İpeğe saldırmış. Dayak atmış lan İpeğe. Ay ben senin bu saftirikliğine bayılıyorum Haldun ya. Tam da kendin gibi bir uyuz oğlan bulmuşsun. Ama sen dur bak ben daha neler edeceğim o oğlana. Sen dur. Geberteceğim lan onu. Baba. Geberteceğim. Baba dur sakin ol baba. Sen ha? Konuşmaya geldim. Baba. Canan sen odana git. Ama baba. Odana git. Son bir defa daha seninle konuşup her şeyi anlatacağım. İnanıp inanmamak sana kalmış. O inşaat eksik malzemeden değil. İnşaatı ayakta tutan en önemli kolonlar kesildiği için yıkıldı. Yıkılmadan önce Halil Usta ile birlikte kesilmiş kolonları gördük. Bu inşaatı kim yıktıysa bu iftirayı üzerime atmak için yıktı. Bu bir. İkincisi, hastanede suratıma fırlattığım banka hesabı düzmece. Evet, imza benim.
Ama hesap açma dilekçesini Savaş'ta İpek Hanım hazırlamış. Bir sabah beni uyandırıp Haldun Bey bekliyor diye bir takım kağıtlar imzalattı. Ben de okumadan imzaladım. Meğer o kağıtlar benim adıma düzenlenmiş sahte hesap açma dilekçesiymiş. Sonra eve gittim. İpek Hanım'la konuştum. İtiraf etti. Savaş'la birlikte yaptığını söyledi. Yeter la yeter. Sıra benim karıma mı geldi? Savaş'ı dövdüğün yetmedi. Eve gidip bir de karımı mı dövdün? Ne dövmesi ya? Yalan bu. Ben el kaldırmam. Kaldıramam. İstesem de yapamam bunu. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emeğe yazıklar olsun. Sokakta kalmıştın. Yetim kalmıştın. Seni evime soktum. Haremi ismetime kadar girdin. Seni oğlumdan üstün tuttum. Karıma, oğluma karşı hep korudum seni. Yetimdir, yazıktır, günahtır dedim. Bu muydu la bana yapacağın? İyiliğin, merhametin karşılığı bu muydu ha? Ama gördüm yüzünü. Kıyanetini gördüm. Beni kandırdın. Kızımı kandırdın. Malımıza el koymak için kızımın aklını çeldin. Seni şurada gebertmiyorsam eğer, yalan da olsa bir zamanlar bana iyiliğin dokandığı için. Çık git de buradan. Senin ne evinde, ne kızımın yanında, ne de şirkette bir daha görmeyeceğim. Görürsem Allah'ıma leşini yere sererim. Defol git la şimdi. Kovuldun. İşte istifam. Bana inansan da bunu verecektim zaten. Hatta geç bile kaldım. Kılıcın kahramanlık dümenine göz yumduğum gün. O askerlerin, Sato'nun şehit düştüğüne kulaklarını tıkadığın gün vermeliydim bunu sana. Ama seni babam bildim. O yüzden üstüne gelmedim. Şimdi kılıçtan hiçbir farkın yok. Kılıca ve oğluna nasıl karşıysam sana da karşıyım artık. Tehdit mi ediyorsun la beni sen? Ben kılıç mıyım da seni tehdit edeceğim? Sadece gözümdeki değerini bil diye söylüyorum. Bil ve ona göre davran. Hakikat elbet bir gün ortaya çıkar. Babamı vuranların, anamın ölümünden sorumlu olanların bir gün yerle bir olacağına nasıl inanıyorsam, bu iftiranın da yanan olduğunun ortaya çıkacağına öyle inanıyorum. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Geçmişte yaptığım şeyler gönüldendi. Beni evine aldığın için değil, haksızlığa uğradığını inandığım için yaptım. Aynı şeyi bugün olsa bugün de yaparım. Ama artık sana inanmıyorum. Bitti. Haldun Bey. Bitti. Bu kadar. Buraya kadar. Nasıl kıydılar sana? Üç kuruşluk para için bir insana yapılır mı bu beyaz? Kıyılır mı? Üç kuruş için. Yapmasıdık abla Allah aşkına. Bak Halil abi iyi. Bitkisel hayattan da çıktı. Nefes alıyor. Doğru. Doğru nefes alıyor çok şükür.
Ama baksana şu haline, bir et yığını gibi. O hiçbir zaman konuşamayacak ki. Ayağa kalkamayacak mı, çocuklarını okşayamayacak. Sıdık ablacığım, senin güçlü durman lazım. Ne olur koyverme kendine. Dağ gibi adam böyle dururken nasıl dik dururum ben? Evimi yıktı o adam. Ocağımı yıktı, bizi mahvetti. O kendini de mahvetti Sıdık abla. Allah onu yanına bırakır mı sanıyorsun? Sen ne yüzle buraya geliyorsun ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Sen ne biçim bir adamsın? Bu o mu? Bu işte. Ta kendisi. Eserine bakmaya mı geldin? Gel, gel bak işte bak. İşte bak. İşte bak Halil Usta'ya bak. Halil'ime bak. Reva mıydı o buna? Nasıl kıyabildin? Söyle nasıl kıyabildin? Abla yapma ne olur. Abla deme bana. Bana abla deme. Bize geldin, yedin, içtin. Haram zehir zıkkım olsun inşallah. Bunu nasıl yapabildin? Nasıl kıydın Halil'imi? Nasıl kıydın? Nasıl yapabildin? Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Haldun! Ulan şu arkadaşına bir kuzu kesmedin ya, en çok ona yanarım ha. Gel gel hele, iki çift lafım var. Vur bacım. Bir de sen vur. Senin tokadın bana atılan iftiradan, Sıdık ablanın bana inanmamasından daha çok acıtmaz canım. Vur hadi. Halil Usta ne çok severdi seni. Adını dilinden hiç düşürmezdi. Ayaz Bey, Ayaz Bey diye. Ona reva mıydı Ayaz Bey? Reva mıydı bu yapılanlar? Olanlar iftira abla. Yalan. İnşaat kolonlar kesildiği için yıkıldı. Halil Usta da gördü. Bana gösterdi. O sırada bina yıkıldı zaten. Eksik malzeme kullanıldığı için değil, kolonlar kesildiği için yıkıldı bina. Halil cevap veremeyeceği için ona soruyorsun değil mi? Ne önemi var bunun? Cevap veremeyecek nasıl olsa. Gerçekten ne işine yarayacak ki Halil? Halil yürüyebilecek mi? Konuşabilecek mi Halil? Halil dokunabilecek mi çocuklarına? Ekmek parası kazanmaya gidebilecek mi Halil'im? Onu söyle sen, onu söyle. İşte gerçek bu işte, bak bu işte. Sıdık abla, Halil abi kendine geliyor galiba. Halil. Halil abi. Halil abi, kimse inanmıyor bana. Sıdık abla da inanmıyor. İnşaatı benim yıktığımı söylüyorlar. Ne olur bir konuş gözünü seveyim. Anlat gerçeği. Oğlan malzemeden çalmış Halil, öyle dediler. Aslında yapılanların sebebi bu oğlanmış. İşte bu adam var ya, bu adam. Gelmiş bir de benden alt deli. Kurban olurum aç gözünü ne olur. Aç gözünü de defol gitsin, ne olur söyle şuna da defol gitsin.
Keşke senin yerinde ben olsaydım Halil abi. Ama sen biliyorsun, bugüne kadar bir lokma haram yemedim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Bir gün söylersin gerçeği Sıdık ablama. Beni bu tuzağa düşürenlerin oyununu bozacaksın, biliyorum. Onların ne düşündüğü değil, sevdiğim insanların ne düşündüğü, bana inanmaması beni kahrediyor. O alçaklar kendi çıkarları için tertemiz insanların kanını döktüler. Sato'yu öldürdüler. Sato şehit düştü Halil abi. Sen Sato'yu bilirsin. Garibanın tekiydi. Sokaklardan başka kimsesi yoktu. Sırf serseri olmamak için asker olup bir şeyler yapmak istedi ama izin vermediler Halil abi. Kucağımda öldü Sato. Kurtaramadım onu Halil abi. Seni de kurtaramadım. Yapamadım Halil abi. Yapamadım. Kimse bilmesin önemli değil. Sen gerçeği biliyorsun ya. Bu bana yeter. Ağzının içinde dilin dönmese de göğsündeki kalbin konuşuyor, biliyorum. Bana dua et Halil abi. Bana dua et. O alçaklarla mücadele etmem için Allah'a dua et ne olur. Bana dua ettiğini bileyim yeter. Haldun, bu Ayaz'ı olan ne biçim bir adam lan böyle? Ha? Bana bak. Sokakta alıp büyüttüğün bir herif yüzünden merhamet duygunu besleyeceksin diye biz mi okkanın altına gidelim? Ha? Ulan herif herkesin başına bela çıktı. İnşaatı sadece senin kafana değil, benim de kafama yıktı ayrıca. Seninle ne alakası var? Ne demek lan ne alakası var? Çok alakası var Haldun. Salak salak konuşma. Şirkette herkes gerçek patronun kim olduğunu biliyor. Bana bak. Gazeteciler üzerimizde. Önümüzü kesecek bir haber çıkarsa yemin ediyorum hepinizi yakarım beydire. Kovdum zat. Yetmez. Şikayetçi ol. Savcılığa git. Hapse girsin. Yok artık. O kadar uzun boylu değil. Sen bana karşı mı geliyorsun lan? Ha? Karşı mı geliyorsun lan? Gebertirim. Yeter lan, yeter, yeter. Anamı ağlattın la yıllarca. Gelini kanına beni de ortak ettin. Şehit kanına buladın la beni de. Yeter, anladın mı? Yeter, yeter. Sen hele şu ağzındaki baklayı çıkar hele. Hadi, hadi. O hapse atmak istediğin oğlan her şeyi biliyor. Neyi biliyor lan? Kendini kahraman ilan ettirmek için günahsız askerleri pusuya düşürüp öldürdüğünü biliyor. Ama sustu. Benim hatırıma hiçbir şey söylemedi. Ne diyorsun ulan sen? Operasyondan nasıl haberiniz oldu? O ağzı süt kokan Ayaz oğlan nereden biliyor? Senin için yalan haber yapsın diye para verdiğimiz gazetecinin masasındaki dosyayı görmüş. Çocukları kurtarmak için koşmuş ama seninkiler pusu kurup hepsini şehit etmiş. Her şeyi anlattı bana. Karşıma dikilip hesap sordu. Adam olaydım ben de sana hesap sorardım ama o bebe kadar değilmiş. Bunu bilen herkes ölür. Sen de adam olaydın da karşı çıkaydın lan o zaman. Geç sen şöyle. He? Ah!
Yeter. Yeter, torbayı parçalayacaksın. Dövdüğüm kılıç mıydı, Ayaz mı? Ayaz Eti'yle işim olmaz. Emin misin? Haldun'un köpeğiyle aynı buldu. Artık onu kimse kurtaramaz Gül. Anladım. Hadi çıkalım, geç oldu. Ne oldu Angaralı? Islak it gibi titriyor musun korkudan? He? Ama korkmak iyidir. İnsanı diri tutar. Hayatta tutar. He? Ben cesaret düşmanıyım lan Angaralı. He? Kılıç Dağı Han'dan korkmak iyidir. Bana cesaretlenen ceset olur. Manyaksın lan sen. Manyaksın. Yo. Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum la. La Angaralı. Kılıç Dağı Han'ım ben. Eğer emirlerime itaatsizlik eden olursa, bana karşı gelen olursa Azrail'i olurum lan. Gebertirim. Kılıç, yapma. Sus. Sus yoksa ölürsün. Nefes bile alma şimdi. Anladın mı? Neydi o? Silah sesi miydi? Ne oldu? Hissettin mi kurşun nasıl girdi? Ha? Vurdun la beni. Vurdun. He la. Vurdum la seni. Angaralı. Ama korkma, ölmezsin. Eğer elimde silah varsa elim röntgen cihazı gibidir benim. Böyle milim milim tarar adamı. Kurşun atar damarın sağından girdi. Kaba etine yerleşti. Anladın mı? Korkacak bir şey yok. Bırak da benim gibi bir adam da bu kadarını bilsin. Nereden girer? Nasıl çıkar? Babam! Kız bana vurmuş! Ay ne? Bağırma lan. Bağıracak bir şey yok. Kuru kanama. Üstüne 10 dakika bastır, kanama durur. Hastaneye bile gitmene gerek olmaz. Ama o Ayaz oğlan hapse girmezse bu sefer kurşun buradan girer, buradan çıkar. Anladın mı lan? Anladım. Anladım. Baba! Bak, hemşehrilerin de geliyor. Dediğim gibi. Unutma sakın. Baba! Haldun ya! Baba! Haldun oldu, ne yaptı sana? Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Kan var. Kızım dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur kızım, dur. Ya bırak. Kızım, bırak. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Canan dur. Dur, aa dur. Ay. Baba iyi misin? Baba. Canım, bunlardan getirdim. Annene muhakkak yedir olur mu? Bütün gündür aç, inat etmesin. Tamam abla. Halil abim. İyileşeceksin biliyorum. İnşallah, inşallah. Allah büyük. Yine konuşacaksın. Ablacığım, benim gitmem lazım. Ezgi bensiz kalamaz biliyorsun. Tamam yavrum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bastır kızım, bastır, bastır, bastır. Ay Haldun ya, bu niye böyle oldu ki? Bu kılıç severdi seni. La İpek, bir salak salak konuşma la. Dediği sevsin o şerefsiz beni. Ya deniz işiniz hayra gitmiyor, ne bileyim ben, öyle anladım ben. Polise haber vermeyecek miyiz? Ne polisi kızım? Polis başa çıkabilir mi o adamla ha? Burası dağ başı mı? Seni böyle vurup elini kolunu sallayarak gidecek mi? Buna göz mü yumacağız? Ne yapacaktık ha? Ne yapacaktık? Devir onların devri kızım. Ali Gram baş kesen kesilmişler. Ne kimse dur der. Ne de kimse öte gitler. Düzen onların düzeni.
Bana bakın. Bugün burada bu olay hiç yaşanmadı. Tamam mı? Siz de hiçbir şey görmediniz. Hadi şimdi çıkın. Yalnız bırakın beni. Ama baba. Hadi kızım. Hadi. Geçmiş. Lay pek. Keşke orada olsaydın, gitmeseydin de duysaydın beni. Söyleyebilseydim sana sevdiğimi. Ayaz, inanıp gördüğümde içim ısındı sana. Seni hep sevdim. Kopmak istedim, kopamadım. Hem çok kızdım sana, hem çok sevdim. Sen de mi sırtını döndün bana canım? Sen de mi yalnız bıraktın? Hani ne olursa olsun ayrılmayacaktık. Hani... Of... Allah'ım of... Senin Ayaz'ın hiç değişmedi canım. Her şey üstüne yemin ederim. Canımın hiçbir değeri yok ama... Aşkımın üstüne yemin ederim, ben hırsız değilim. Hele katil hiç değilim. Allah biliyor ya. İyi ki Allah var. Ve o gerçeği biliyor. Hayrola? Çalıp çırptığını rahat rahat harcamak için tatile mi gidiyorsun? Ah be Ayaz. Bu eve hiç gelmeyecektin. Ait olduğum sokaklardan buraya hiç dönmeyecektin çocuğum. Haldun'la Canan'ı kandırıp bu servetin üstüne konacaktın ha? Çok yanıldın be evladım. Hem de çok yanıldın. Gerektiğinde benim neler yapabileceğimi hiç hesaba katmadın. Kendini övünebilirsin. Senin kadar hesap yapan biri değilim ben. Ama bildiğim bir şey var. O da eninde sonunda herkes hesabını Allah'a verir. Biraz da buna hesap etse ne edersin? Dur bakalım. O bavula ne koydun, ne var onun içinde? Elbiselerimi... Ne elbisesi be? Sığıntısın sen, beslemesin. Senin elbisen falan olamaz. Buradan bir çöp bile götüremezsin, tamam mı? Bırak onu, bırak! Şimdi ait olduğun yere, çöplüğe, sokaklara geri dön. Böyle bir çiftliği ancak rüyanda görürsün sen. Defol! Biliyorum. Bütün söyleyeceğin bu mu? Hayır. Bir şey var sadece. Sen haklıydın. Burada senin için ağladığım o gece bana farklı dünyaların insanı izlemiştim. Sen haklıydın. O zaman anlamak istemedim ama şimdi çok iyi anlıyorum. Gerçek bu. Güle güle Ayaz.
yaşan bilir karnıdan ardımı, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün nardını, gülün nardını, gül alıp satmanın aman 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 ey zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün nardını, gülün nardını, gül alıp satmanın aman 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 ey zamanı değil, zamanı değil. Haldun, Haldun öyle bir pisliğe gömüldü ki Zehra, feriştahı gelse kurtaramaz onu. Üstelik peşine öyle bir gazeteci taktım ki, Karun olsa satın olamaz onu. Yandı Haldun, yandı. Yandı ki ne yandı Zehra? Ama dur, dur sen, dur. Şimdi ona öyle bir numara daha çekeceğim ki, işte o zaman kalan bir sıkımlık canı da çıkmış olacak. Nasıl yani? Uğur'un bir adamı Candan Holding'le ilgili bir dosya vermişti bana. O zaman pek ilgilenmemiştim. Aklım başka yerdeydi. Ama daha sonra dosyayı iyice inceledim. Ve ince bir plan yaptım. Daha çok arsa toplamamız lazım Zehra. Sendeki arsalardan çok daha fazlasını. Bendeki arsalar mı? Evet hayatım. Senin üzerine yaptığım arsalar. İyi de ben onları sattım. Ne? Sattın mı? Nasıl sattın? Sen dedin ya sat diye. Arsaları nakde çevir, yurt dışına kaçacağız demedin mi? Dedim mi? Hay Allah. Doğru ya. Peki gitti mi şimdi hepsi? Maalesef. Hemen deyince... Çoğu da değerinden ucuza gitti. Bütün bunlar hep o Uğur Dangalan'ın yüzünden. O salağa güvenmekle ne kadar hata ettiğini al. Al işte gör. Ah Kadir, ah. Peki kim aldı arazileri? Peçeli diye biri. Peçeli mi? Buyur. Yine çıktı karşıma. Peçeli. Her kimse bu Peçeli... Onunla tanışsam iyi olacak. Bakarsın Peçeli'yi yanımıza çekeriz. Ha? Ne dersin Zehra? Evet evet. O Uğur salandan bir halt olacağı yok. Aferin lan Kadir. Aferin. Tabii ya. İşte bu.
Peçeli'yi yanımıza çekersek tek başına zirveye çıkarım. En tepeye. Ha? Ne dersin Zehra? Hoş. Yetmez. Şikayetçi ol. Savcılığa git. Hapse girsin. Soysuz. O Ayaz oğlan hapse girmezse bu sefer kurşun buradan girer, buradan çıkar. Anladın mı lan? Gazeteci bu. Kimseyi uyandırmadan bir sorguya çek bakalım. Ya parayla ya da palayla. Anladın sen onu. Acımak yok ona göre. Emredersiniz. Gel bakalım, acar gazeteci. Yürü. Yürü. Buyurun. Genel müdürünüzle görüşmek istiyorum. Şu anda müsait değiller. Hangi konuda konuşmak istediğinizi sorabilir miyim? Havadan sudan. Randevu için isminizi alabilir miyim? Daha sonra müsait olduklarında biz sizi arayalım. Tabii. Ama ismimi lütfen siz yazın. Yaz. Adım Kılıç. Soyadım Dağhan. Yani Tuğgeneral Kılıç Dağhan.
Çok affedersiniz. Hemen haber veriyorum. Bunlar bendeki dosyalar. Eksiksiz. Bu arabanın anahtarı. Bu da saatiniz. O kalsın. Onu sana verdiydim. Bu saat bana babamın taktığı ilk saatti. Fukara yıllarca para biriktirmiş. Oğlan mezun olsun ona saat alacağım diye. Diplomayı aldığım gün taktı koluma. Zamanının en pahalı saati. Sen de benim bir oğlum sayılırsın. Eğer beni babam bilirsen bunu sana vermek istiyorum. Hayır. Benim babam yok. Benim babam öldü. Benim babam öldürüldü. Ya bu parayı alır, bu haberi yaparsın. Ya da seni bununla vurur. O parayla sana güzel bir tabut yaptırırım. Tercih senin gazeteci. Acar gazeteci. Holding Köstebeği kendi binasını yıktı. Candan Holding'e ait çöken inşaatın altında Sakan İnşaat firmasının köstebeği çıktı. Holding Başkan Vekili Ayaz Şengül'ün Sakan İnşaat'ın köstebeği olduğu anlaşıldı. Şengül'ün Candan Holding binasının kolonlarını keserek yıktığı ispatlandı. Doğru değil bu. Yalan. Biliyorum ben bu işin aslını. Ne biliyorsun lan sen? Ha? Ne biliyorsun sen? Ne zamandır iki firmayı da takip ediyorum. Ayaz Şengül bu işi yapmış olamaz. Sakan İnşaat'la da alakası yok. Ki olsa bile ben parayla haber yapmam. Niye? Boğaz'da villası olan habercilerden haberin yok mu senin? Onlar sadece maaşlarıyla mı alıyor sanıyorsun o villaları, ha? Bunlar beni ilgilendirmez. Ben kendime bakarım. Mesleği ayağa düşürmem. Vay! 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 Sen mi kurtaracaksın lan gazeteciliğin namusunu, ha? Sabit kalem. Bir de hikaye uydurmuşsunuz. Kalem namustur. Kır ama satma. En güçlü silah kalemdir. Kim inanır lan bunlara? Ha? Kim inanır? Bak, işte gerçek silah budur. Tenine dokundu mu, ürpertir adamı. Tetiği çektiğim anda ne kalemin kalır, ne namusun. Anladın mı? Şimdi, söyle bana. İstediğim haberi basacak mısın? Yoksa ben mi basayım tetiği? Ha? Kim basacak? Sen mi? Ben. Bas. Bas, hiç durma. Erkuş'un eti yenmez. Her adam parayla satın alamazsın. Vur hadi. Vur. Bugün birine vekalet verin. Üstümdeki arsaları şirkete devredeyim. Ona gerek yok. O arsaların bir değeri yok. Zaten onlar senin alın terin. Sen de kalsın. İstemem. Beni hırsızlıkla suçlayandan çöp bile istemem. Vefasını iftirayla gösterenden selam bile almam ben.
O muhabirin işine son vereceksin şimdi. Hemen. Ve benim istediğim haber yayınlanacak. O sözünü ettiğiniz muhabir bu gazetenin bel kemiğidir. Burası da resmi ilan gazetesi değil. Yanlış geldiniz general. Emin misin? Evet, eminim. Son kararın mı? Aynen. Aynen ha. Bravo. Tuttum bunu. Bir telefon açabilir miyim? Netice? Olumsuz. Biletini kes, seyahate gönder. Telefonu kapatma. Boşuna uğraşma. Yapmam o abi. Tamam koçum, tamam. Sakin ol. Sağlam adammışsın. Merak etme. 20 saniye sonra özgürüz. Kalem kırıldı. Müdür, muhabirin 2 saniye önce istifa etti. O haberi basmamak için hiçbir bahanen yok. Ne yaptınız muhabirime? Hiç. Biz bir şey yapmayız. Seyahate çıktı. Uzun bir seyahate diyelim. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Çok komiksin müdür. Ben bu gazetenin yeni sahibiyim. Senin de patronun. Son sözüm şu. Allah herkesin halini güzel kılsın. Başka da bir lafım yok. Ayaz Şengül sen misin? Evet, evet benim. Hakkınızda şikayet var. Dolandırıcılık ve taksirle adam öldürmeye teşebbüs. Ne? Kim şikayet etti? Nasıl? Sen şikayet ettin. Sen. Hadi gidelim. 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 Allah büyüktür. Gidelim. Ayaz.
O dosya şimdi şöyle oldu Peçeli Hanım. Ben o dosyayı bulamadım ya. Her yerde baktım. Babamdan da fırça yedim. Ama yok. Benden başka bir şey isteyin, yaparım ne olur. Başka olmaz. Sana denileni yapacaktım. Hayatınla mezarın arasında sadece o dosya var delikanlı. Beşir. Efendim? Bu çocuğun senedine 3 tane 0 ekleyin. Ne? Eli her boş gelişinde 3 0 daha. Ama bu haksızlık. Kes. Bana haktan hukuktan söz etme çocuk. Dediğimi yap. Yaşamak istiyorsan. Bekle, görüşmesi var. Geç içeride otur. Biz seni çağırırız. Buyurun. Peki. Tamam, getireceğim. Söz getireceğim. Fazla vaktin yok. Oyun sevmem. Bana numara çekmeye kalkma çocuk. Pişman olursun. Tamam, yemin ederim hatta getireceğim o dosyayı. Çıkabilirsin. Çıkar. İnşaatın sahibi Kuşçu Kadir geldi reis. Beşir. Tamam. Baba! Baba Ayaz'ı kim ihbar etti? Yoksa sen mi? Hakkınızdaki övgüleri çok işittim. Özellikle Candan Holding'i kapatma isteğinizi ve arsaları elinden almanız, her yerde bu konuşuluyor. Çok önemli değil. Konuşsunlar. Bakın, Candan Holding'in yani Haldun'un en büyük rakibi biziz. Şayet sizlerle işbirliği yaparsak Haldun'u piyasadan silip atarız. Bu teklifi yapmak için geldim. Güçlerimizi birleştirelim. Sadece arsaları değil, otoyol ihaleleri de alalım elinden. Enteresan. Evet. Üstelik çok heyecan verici bir şey. Teklifimi kabul ederseniz önümüzde kimse duramaz. Hiç kimse. Birlikte devrim yapabiliriz. Benim bunu biraz düşünmem lazım. Haber size ulaşır. Gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Göreceksiniz. Birlikte büyük bir güç olacağız. Zirveye çıkacağız. En tepeye. 1 numara biz olacağız. Müsaadenizle. Hürmetler hanımefendi. Göreceğiz Kadir. Seni de göreceğiz. Emniyete gitmemiz gerekmiyor mu ya? Öyle. Ama senin iş istisna. Kimin kuyruğuna bastıysan canı yanmış. Kimlerin devre dolduğunu bilseydin başına gelen daha iyi anlardın delikanlı. Gıyabında bütün işlemler tamamlandı. Ve eminim karar da verildi. Hiç şansın yok. Zalim mi? Zalim ben miyim yoksa akşam beni bu ayağımdan vuran mı ha? Bir beni vuraydı iyiydi. Ne demek istiyorsun? Böyle mi devam edecek? Kılıç daha emir verecek, sen yapacaksın. Öyle mi? Kızım, yavrum, dinle beni, kurban olayım. Bunun geri dönüşü yok. O tren çoktan kaçtı. Sen nasıl kılıç yüzünden, sevdiğinden, Ayaz'dan vazgeçtiysen... Ben de sizin için Ayaz'dan vazgeçtim. Anladın mı? Sizin için.
iddia makamının sunduğu deliller neticesinde dosyanın incelenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe atılmasına, bu süre içinde zanlının tutuklu olarak cezaevine sevk edilmesine ve tutuklu yargılanmasına Yüce Türk Milleti adına karar verilmiştir. İlgilendin mi bugün? Kiminle? Ay, kiminle olacak? Nesteren Hanım'la. Kaç gündür kayıp kadın. Ha, Nesteren. Arıyor adamlarım. Sen merak etme. Bir yerlerden çıkar. Sen onu bunu boş ver de. Bugün bayağı önemli bir toplantı yaptım. Eğer o iş bir olursa sırtımız asla yere gelmez. Kimle? Ne işi? Peçeli'yle görüştüm. Oo, gerçekten mi? Evet. Ve ona işbirliği teklif ettim. Güçlerimizi birleştirelim. Haldun'a ve piyasaya karşı büyük bir devrim yapalım dedim. Nasıl biri? Gerçekten peçeli mi? Evet. Peçeli. Üstelik bir kafes arkasında. Deli mi ne? Ya da bir imaj oluşturup efsane mi olmak istiyor bilemiyorum. Ama ben sevmedim o kadını. Sevseydin gözlerini oyardım zaten. Aa, olur mu hayatım? Dünya bir yana, sen bir yana aşkım. Ya, tabii. Bak sevdiğim, o peçeli denilen kadın Zoka'yı yutsun, istediğimi yapsın. Amacıma ulaştıktan sonra tepeleyeceğim onu. Peçesini söküp atacağım suratından. Zaten çirkin bir şeydir mutlaka. Yoksa niye taksın ki peçeyi? Din imanla işi olmayan biri. Güzellik senin gibi görünmek ister. Öyle değil mi hayatım? Ha? Ah, siz erkekler.
çıkamıyor la. Haberi duydun mu? Hangi haberi? Haldun'un adamı Ayaz Şengül'ü hapse atmışlar. Dolandırıcılık ve taksirle adam öldürmeye teşebbüsten. İyi işte, layığını bulmuş. İlgilenmedin bu haberle. Artık onun peşinde değilim Gül. Umurumda bile değil. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Ekonomiye mi merak sardın? Hayır. Mücadele edeceğimiz sistemi yönetenler kim? Onu bulmaya çalışıyorum. Ve kılıç bunlardan hangisinin maşası çözmek istediğim o. Yanlış yaptık Gül. Dalla yaprakla uğraştık. Maşalarla, piyonlarla mücadele etmeye çalıştık. Önemli olan sistemin köküne inmekti. Bu çarkı kimin çevirdiğini bulmak. Para su gibidir Gül. Kökleri besler. En büyük nehirler de yer altından akar. O ana damarları bulmadan bu kökleri kurutamazsın. Yani? Yanisi Ayaz'la Mayaz'la uğraşmak anlamsız. Sonuçta o da bir maşal. Tutanın elini yakmaya başladığı anda atılacak ilk şey. Ve bu da onun tercihi. Sonuçlarına katlanacak. Biz işimize bakalım. İşimiz ne peki? Para. Para bulmamız lazım Gül. Para olmazsa bu adamların sırtını yere getiremeyiz. Para bulmak o kadar kolay mı? Ne geçiyor aklından? Sizden doğrusunu yaptınız, merak etmeyin. Daha önce ihbar edilmesi gerekiyordu Ayaz'ın. Ben size bunu söyleyecektim ama çekindim. Yanlış anlarsınız diye düşündüm. Onu cezaevine sizin göndermeniz en doğru olanıydı. Şirketin geleceği için bundan daha iyisi olamazdı. Sayın içeri dışarıya boşalt. Haydi haydi hareketli. Gördün mü?
Allah Allah. Evet, sağ baştan say. Samet Gündoğdu. Ali Katalay. Mehmet Altıntop. Osman Taş. İbrahim Okumuş. Mustafa Gündoğdu. Olcay Kararslan. İbrahim Tuncay. Eyüp Başkirişçi. Kaya Arımak. Mısır Hacı. Emre Aktepe. Ne? Adın ne adı? Ayaz. Ayaz ne? Sen Ayaz geliyor musun? Şengül. Ayaz Şengül. Ahmet Erdoğan. Müthiş bir şey. Salih Oral. İçeriye! Kıpırdama. Altınları doldur. Doldur. Yeter! Geri çekil. Demiştim size sizi yakarım diye. Hadi şimdi yanın bakalım. Üşümüşsün sen. Hadi sobanın yanına geç de ısın biraz. İlk günler hep böyle zor geçer. Ama sonra alışırsın. Hem de öyle bir alışırsın ki tahliye ettiklerinde sudan çıkmış balığa dönersin. Zaten buradan çıkıp da geri dönen çok olur. Boşuna dam demiyorlar buraya. Kimine sığınak,
Kimine ceza, kimine ise medrese-i Yusufiye'dir Hamza. Sen de farkına varacağın bir gün. İşte o zaman ne olduğuna karar vereceksin. O güne kadar böyle isyan etmen normal. Hadi bakalım. Birinci kat 103 numara. Çok temiz iş oldu Peçeli Hanım. Görmeniz lazım. James Bond gibiydim. Hademenin biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Çok badire atlattım o dosya için. Hiç kolay olmadı o dosyayı almak. Ama ben zor işlerin adamıyım. Şimdi ben sözümü tuttum. Sıra sende. Senedimi geri vereceğim. Senedi ver. Ver bakalım Beşir'cim. Dur. Ne oluyor ya? Yine mi başa döndük? Hani söz vermiştiniz bana? Getirdim işte dosyayı. Daha ne istiyorsunuz? Evet. Öz babana kazık attın. Bunun için biraz olsun utanman gerekmiyor mu delikanlı? Bilmem. Nasıl olacak ki o? Yapın dediniz, yaptım işte. Evet. Ama bu benim istediğimin yarısıydı. Sana bir iş daha vereceğim. Sonra senedini alır gidersin. Ne işi gene ya? Bana verdiğin dosyanın yerine bunu koyacaksın. Of, gene mi dosya ya? Şşş, Peçeli'ye itiraz yok. Tamam o zaman, ben götüreyim bu dosyayı yerine koyayım. Ama bak bu son he. Bir dahakine senedimi geri alırım. Bu son. Tamam, ben çıkayım o zaman. Çıkar. O kadar salak bir oğlu olduğu için babasına acımak lazım Beşir. Ama artık acımak yok. Hele Haldun'a asla. Benim sadece kızıma merhametim var. Başkasına kalmadı bu dünyada. Her şeyin saat gibi işlemesi lazım Zafer. O Ayaz Şengül içeriden sağ çıkmamalı. İster boğsun, ister intihar süsü gibi göstersin, ister şişlesin. Anladın mı? O herif oradan sağ çıkmayacak. Hiç merak etmeyin efendim. Kafesteki bir kuş kadar yalnız olacak. Güzel. Her şeyi an be an bana bildireceksiniz. İş bittiği anda bana haber verin. Aman Allah'ım. Yazı öldürecekler içeride. Ferhat abi.
haber vermeliyim. Belki size gelmiştir diye düşünmüştüm Sarraf Emmi ama... Anladım. Ferhat'ı uğrarsam mutlaka haberim olsun. Allah'a emanet olun. Aç hadi Ferhat, aç şu telefonu. Silahını at teslim ol. Buyurun, ben başkomiser Vesat. Bir soygun ihbarında bulunacağım. Kuyumcu soygunu. Hırsızın yerini biliyorum. Ayaz oğlanı içeri tıktık ama yetmez. Birilerini ötmesin diye nefesini kesmemiz lazım. Ve... Görev senin. Göreyim seni, bitir işini. Aç şu telefonu Ferhat, aç. Senden başka kimse kurtaramaz onu. Kardeşini. Neredesin be adam? Kardeşini öldürecekler, sen neredesin? Buna izin veremem. Bu sefer güvenebilir miyiz ona? Sence becerebilecek mi? Zamanında şüphelenmiş olabiliriz. Ama son görevi başarıyla yerine getirdi. Bence yapacaktır. Ayaz Şengül'ü öldü bilinsiz. Göreceğiz. Canan. Evet. Sen. Sen hapiste de mi çıktın karşıma? Bana bak. Yine candan öldüğün için yardıma geldiysen... O defter kapandı. İstifa ettim. Bundan böyle ne Haldun önemli... ...ne de Kuşlu Kadir. Bana onları anlatacaksan kusura bakma. İşim var benim. Bana bak. Onlar için değil. Bu sefer senin hayatın için geldi. Seni buraya öldürmek için tıktılar. İçeride birisi seni öldürecek. Planları bu. Kim?
Kim öldürecek beni? Bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Herkes olabilir. Temkinli ol ve hiç kimseye güvenme. Anladın mı? Kars'ta karakoldaki üstü başı toz toprak içindeki subay değilim artık Haldun. Yoluma çıkan babam bile olsa oyunumu bozacak. Oğlum savaşı bile diri diri yakarım. Ben sana papuç bırakmam Enver Paşa. Enver komutan sen güçlüsün. Sensin buranın sahibi de. En büyük Allah'tır. Her şeye o karar vermiş. Kimsin sen? Şimdi ayvayı yedin işte. Affet beni Ayas. Artık canın pahasına koruman lazım seni. Böyle mi öldürecektin beni? Kıyanet sarmalı. Saman yolunda. Kardin Mobilya sundu.